9 Aralık 2023 Cumartesi. Geçtiğimiz hafta dolar sakindi, borsa tatsızdı, altında bir miktar satışlarla geriledi. Önümüzdeki hafta neler olabilir? Buna bakacağız her zaman olduğu gibi. Ama önce biliyorsunuz makro resmin kısaca fotoğrafını çekmeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet, Aralık ayının son günleri yaklaşıyor. Yani 2023'ü kapatıyoruz ve 2024'e yaklaşıyoruz. 2024 ile ilgili net beklentilerimi içeren bir videoyu tabii ki sizin için yılbaşına girerken hazırlamış olacağım. Ama daha öncesi şu son haftalarda, yılın son haftalarında neler bekleyebiliriz ona bakacağız. Öncelikle ilgimi çeken bir gerçek var. Biliyorsunuz Mehmet Şimşek politikalarının daha ilk andan itibaren neler yaratabileceğini, piyasalarda önce olumlu karşılanacağını ve piyasaların olumlu tepkiler vereceğini ama daha sonra uygulanan politikaların sadece yerel seçime kadar götürme politikası olduğunun anlaşılacağını ve ondan sonra programın bir miktar geri adımlar atılarak uygulanabileceğini anlatmıştık çok öncesinde, en başında. O sıralarda bazı eleştiriler de aldık ama resim tam da söylediğimiz gibi gelişti. Önce yavaş adımlarla, daha sonra da hızlanan bir politika uygulandı. Gün geçmiyor ki ortodoks ekonomiye inanan arkadaşlarımızın bu programın çalışacağına olan desteği ve dövizden Türk lirasına geçileceğini ve hiç orada bir hareket olmayacağını, artık hatta seçimden sonra bile hareket olmayacağını ikna olmasın. Burada yine büyük bir yanılgıya düşüldüğü gerçeğini görüyoruz. Neden? Çünkü sistemde hala aşırı değerli bir Türk lirası var. Bakın, bu kadar aşırı bir değerli Türk lirasıyla zaten ortodoks bir ekonomiyi biraz daha sürdürmeye çalıştığınız zaman, yani aşırı değerli bir TL'yi sürdürmeye çalışıp böyle para alabileceğiz zannederseniz, hem büyük bir finansmanı alamazsınız içeri, hem de gerçekten tek artı kalemlerinizi, ihracat, turizm gibi kalemlerinizi bu yıl baltaladığınız gibi gelecek yıl çok daha sert baltalarsınız, sistemik olarak hataların içine düşersiniz. Bu çok net ama benim gibi gelişmekte olan ülkelerde kesinlikle üretime dayalı bir ekonomik modelin olmasını savunan ama bir önceki heterodoks epistemolojik kopuşlarla olan heterodoks modelden söz etmiyorum. Çünkü o tamamen aslında faizleri düşürerek geçici bir krediler üzerinden rant ekonomisi yaratarak bir balon oluşturma ve iç tüketime dayalı bir hormonlu bir büyümeyle seçime kadar ülkeyi götürme politikasıydı. O bir üretime dayalı ekonomik politika değildi. Ama şu anda uygulananında maalesef geniş kesimlere, ücretli kesime, dar gelirli vatandaşa dolaylı vergi üzerinden yüklenen ve sonunda hem değerli TL ile hem dünyanın en pahalı sütünü, peynirini, zeytinini yediren, içiren hem de ay sonunu getiremeyen bir model yaratıldı. Bu modelin yanında olmamız, hatta asgari ücrete yüksek zam yapılmasın demenin hiçbir mantığı maalesef hiçbir ekonomik model içerisinde anlaşılamaz. Ama ortodoks olsun, çamurdan olsun mantığı doğru bir mantık değildir arkadaşlar. Geniş kesimlerde inanılmaz bir sıkıntı baş gösterdi. Yapılacak zamlar 1-2 aylık evet etki yapacaktır ama daha sonra gelen dalga çok daha ağırlaşacak. Bakın, seçimden sonra hala anlaşılmayan bir şey var. Bu ülkeye ciddi bir para girişi olacaksa önce sistemdeki TL'nin değersizleşmesi sağlanacak. O da ayrı bir dalga, daha enflasyon yaratmak durumunda kalacak. Zaten enflasyonun kuvvetli bir dalga olarak geleceğini, 2024'ün ortasından sonra sakinleyebileceğini ısrarla söylemelerinin arkasında bu sebep var. Türkiye'ye bir nakit girişi yaratılacaksa yepyeni bir, daha kuvvetli bir programla 2024'ü Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun, Mehmet Bey olsun ısrarla ne diyorlar? 2024'te ciddi sıkıntılara, küçülmeye hazırlanın. İç büyümeden beklentili olmayın. İhracata dayalı modelleri hazırlık yapın dedi. Evet, ihracata dayalı modele hazırlık yapın demek, bir devalüasyon yapacağız. O sırada da iç tüketimde bayağı bir sıkıntı olacak. İç tüketimdeki sıkıntıya şu ana kadar son yıllardaki hormonlu büyüme, yani içerinin ucuz krediyle finanse edilmesi modeli yok olacak. Dolayısıyla bu resmi aslında dikkatli okursanız gelen yüksek vergilerin, ki son torba yasada geçen vergi de bakın sistemdeki bazı şeylere ani gelebilecek bir vergi, bazı yatırımlara, hatta belki de çoğuna, bütününe gelebilecek ani bir stopaj artışı içerinin bir anda ucuzlamasını getirebilir ve bundan daha öncesinde bunu gören akıllı yatırımcının pozisyon azaltması yönünde hareketlenmeyi bugünden itibaren görmeye başladığımız hareketlenmenin biraz daha artarak devamını bekleyeceğiz. Dolayısıyla 2024'ün Mart sonuna kadar, yerel seçime kadar çok da bir şey olmaz mantığına da çok da emin olmayın. Çünkü tıpkı geçen yılı anlattığım gibi 2023'ün de ilk 5 ayında biliyorsunuz
Piyasalarda seçime kadar bir şey olmaz. Her şey iyimser fiyatlanır denmişti ama tek tutabildikleri şey dolar olmuştu. Borsanın çok tadı kaçmıştı. Kendini zor bulmuştu ve 1 Ocak'la 28 Mayıs arası rakamlara bakın 5700'e girdiği yıla 4300'lere kadar inmişti. Dolayısıyla seçimler illa borsaları yukarı götürecek anlamında bir olgu yoktur. Neyse birazdan grafikler üzerine onu tekrar değerlendiririz ama genel olarak zor zamanlardan geçeceğiz. Ona hiç şüpheniz olmasın. Dolayısıyla korunmak, sermayeyi korumak önümüzdeki dönemde kazanmaktan daha da önemli olacak, temkinli ve dikkatli olma zamanı. Evet, biz grafiklerimize bakalım. Dolar TL'de bir değişiklik var mı? O kadar sakinleştirildi ki bir nakit girişlerinden söz ediliyor. Evet, nakit girişleri bir miktar var. 250 milyon dolar tahvile giriş oluyor. Bir miktar 150 milyon dolar borsaya giriş oluyor. Bankacılık sektörüne bir giriş oldu. Biz bankacılık sektörünün daha iyi para kazanmayacağını biliyoruz. Oraya girişleri çok mantıklı bir zaman. Yabancıların da bir bildiği sektör orası. Dünyada küçülen bir bankacılık sektörü var. Dünyada ciddi sıkıntılar yaşayacak olan bankacılık sektörü var. Bizde de yabancılar bir miktar para alım yapacaksa oraya giriş yapıyorlar. O açıdan orada bir hareket oldu ama genele yayılmakta zorluk çekti ve kalıcı bir hareket olacağına dair bir görüntü yoktu. Ama halka açıklığı azaldıkça bu hisselerin zaten endeks üzerindeki etkileri, geliş kitleler üzerindeki etkileri veya borsa üzerindeki etkileri azalıyor. Yabancılar orada kendilerine bir rant kapısı yaratma gayretinde olabilirler. O açıdan oraya biraz tepkili bakmaya devam ediyoruz. İçeriye giren dolarların bir kısmının, artan rezervin bir kısmının altının artışından kaynaklı bir ekleme olacağı ve geçtiğimiz haftaki düşüş de muhtemeldir ki biraz gerileyici önümüzdeki hafta ortaya çıkacak ama bir miktar evet giriş var. Net hata noksana önümüzdeki haftaki verilerle bir daha bakacağız ne kadar girmiş gerçekte. Biliyorsunuz Merkez Bankası döviz pozisyonu net olarak hala 55 milyar dolar civarı eksideydi. En son baktığımda swaplar hariç. Swapları ayırmayalım dedi geçen bir toplantıda sanırım Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek ama borç para onun için ben nasıl hesaplanırsa hesaplansın. İsteyerek de yapılmış olsa da yani bankalarla zorunlu swaplar gibi bir mantık da var. İsteyerek veya istemeyerek yapılmış olsun. Ben swaplardan ayıramıyorum. Net de kasanızda ne kadar gerçekte para var ona bakmak lazım. Dolayısıyla kur korumalı mevduatta döviz gözüken kısmında aslında üstüne eklenecek bir eksi olması lazım ama hadi neyse şimdilik onu eklemeyelim. Çünkü onun çıkışların yavaşlamaya başladığını gördük. Bu arada yıl sonuna kadar sert mevduat faizlerinde artış olacak. Özellikle yıl sonu dengelerini ayarlamaya çalışan ve bilançosunu güzel göstermek isteyen bankalar birazcık mevduat toplamaya gayret gösterecekler ve önümüzdeki dönem 3 aylık faiz bağlamak için de uygun olabilir. Seçim öncesine yüksek faizler yakalayabilirsiniz ama iyi pazarlıklar yapabilirsiniz. O açıdan eğer illa TL'de kalacağım diyenler için sistemde iyi bir pazarlık dönemi olabilir önümüzdeki haftalarda. Yıl sonuna kadar. Sonuç itibariyle dolar grafiğine dönersek 28.82 ve 28.35 trend takipçilerimiz üzerinde kaldığı sürece bir yukarı hareket bekliyorum. Biliyorsunuz özellikle yerel seçimden sonra en geç sert bir hareket gelmek zorunda. Oradan da bir nakit girişiyle daha sonra uzunca zaman bir sakinleşme olacağını bekliyorum. Hala benim bas senaryom, ana senaryom bu. Altın geçen hafta geriledi. Hatta trend takip seviyem olan 1867'nin altına bile geriledi kapanış itibariyle grafik olarak söylüyorum. Yoksa kapalı çarşıda zaten bu fiyattan fiziki alamazsınız. Ama ekran fiyatı TradingView'daki teknik analizdeki ekran fiyatı 1859'da kapattı haftayı. 1867 trend takip seviyemiz aşağısıydı ama haftanın 3. videosunda ons analizlerimi bildireceğim. Hareketin geneli biraz ekstrem. Bir miktar kar realizasyonu, bir miktar paper gold satışı falan filan detaylı anlatacağım 3. videoda. Ama öyle de böyle bir düzeltme oldu. Tarihi bir rekor kırıldı. Rekordan geri çekilme oldu. Şimdi daha devam eder mi? Orta uzun vadeciler için bence çok değişen bir şey yok. Kısa vadeciler için bu baskı ufak az bir miktar daha devam edebilir ama ben orta vadeli olarak hala portföy sepetimdeki altınları, gümüşleri, pozisyonları taşımaya devam ediyorum. Ama kısa vade ekranda trade edenler için 1867'i gram altın için takip edin. Aşağısında kısa vadeli negatif üzerine attığı zaman tekrar pozitif bakıyor. Gram gümüş 22, 24 ve 21.30 trend takip seviyelerim. Evet 21.30'a kadar geldi orada bir trend desteği var. Tam da orada kapattık. 22, 24 bakın 24'e kadar gittik. Yani öyle bir güzel hareket oldu ki aslında hareketleri yakın takip edip değerlendirdim. Ama ekranda zaten kısa vadeli trade de pek mümkün olmayan bir enstrüman olduğu için eğer fiziki taşıyorsanız veya gümüş fonlarını trade ediyorsanız aslında alış için tekrar iyi bir bölgeye geldi. Özellikle bu geri çekilme bence alış için bir fırsat. Bir miktar daha gelir mi? Ufak çaplı bir miktar daha gelebilir. Onu da yine 3. videoda detaylı anlatacağım. YMSTRF üzerinden en azından trade edenler için, takip edenler için. Ama biliyorsunuz ben orta uzun vade için fiziki olarak özellikle gümüşü ve altını beğenmeye, kendi portföy sepetimi tutmaya devam ediyorum. Ve Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da 8149 kritik diye bu hafta bir tweet attım. Hareketlerin gelişiminin zafiyet göstereceğini ve
ikna olmadığımı yükselişe. Yani evet 7900 trend takip seviyemin üzerinde, hatta geçen haftaki videoda da detaylı anlattım. Ama gidemeyen borsanın orada patinaj yapmaya başladığını hissettik ve oradaki bölgede yapıcı tepenin geçilmesinin zor olduğuna kanaat getirdim. Ve o yönde uyarılar yaptım ve gerçekten de piyasa zaten sert satışlarla 7800 rakamlara kadar geldi. Oradan bir tepki verdi. 7900'ün üstüne attı tekrar ama yine tutunmakta güçlük çekti ve tam o bölgede kapanış yaptı. 7913'te kapattı. Ama teknik olarak bakarsanız 8149 hala kritik benim için. Üzerine atamadığı sürece buradan oluşan grafiğin bir ayı bayrağı olma ihtimali var. Değişik formasyonlar, değişik tepe görüntüleri var maalesef. Teknik olarak neresinden bakarsam hoşuma gitmiyor. O açıdan 7900 özellikle de aşağısına kırarsa satışların sertleşmesi ve orada özellikle kapanışlar gelirse birkaç tane satışların sertleşmesi ihtimali artıyor. Özellikle bakın orta vadeli grafikte nereye kadar düşebilir? Evet 7900 aşağısındaki iki tane günlük kapanış arka arkaya gelirse özellikle ben bu 6974 aşağısında o bölgeye doğru bir düzeltmenin olası olduğunu hala teknik olarak mümkün görüyorum. Çeşitli sebepler çıkabilir. Az önce anlattığım gibi yabancılar girebilsin diye burası pahalı fiyatlanmış bir sistem. Ucuzlaması hedeflenebilir. Yani bu alenen tabii ki söylenmez ama vergi getirildiği zaman, hele ne zaman neye doğru, öyle bir geniş kapsamdaki torba yasadaki vergi uygulaması neye ne zaman getirileceğine dair hiçbir şey yok. Sadece bir gecede gelebileceğine dair bir fikir var ve geçmiş şeylere de kapsıyor. Dolayısıyla açıkta pozisyonların bir miktar aniden kapatılması algısı da yaratabilir. Bu döviz bazlı enstrümanlar için gözüküyor benim anladığım torba yasadan. Ama biraz daha geniş kapsamlı olma ihtimalinde maalesef rahatsız edici buluyorum. Çünkü ifadeler çok net değil orada ve zaman birimleri veya vadeler de net değil. Net olan bir şey var. Aniden %10'larda, %15'lerde olan stopajların %40'a bir anda isterse Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde olduğu maddesi. Dolayısıyla bunun bir miktar şu anda piyasa fazla dikkat etmese de oyuncuların dikkat etme ihtimali, özellikle uzun vadeli yüksek pozisyon taşıyan oyuncuların dikkat etme ihtimalleri var. Ve sert yükselmiş borsanın, bakın diplerden 8900'lerden 8500'lere kadar geldik. Yani 3,5 yıllık vadede. İşte buralardan bir düzeltme yapması, TL bazında o kadar enflasyon vardı. Evet. Şirketler de para kazandı. Evet. Bu ortamda ama ortam değişiyor. Anlatmaya çalıştığımız makro ortam değişiyor. Dolayısıyla şirketler aynı metotlarla para kazanamayacaklar. Hatta çok yüksekte vergiler vermek durumunda kalabilirler. Mesela orada enteresan şeyler var. Dolar bazında en son bir grafiğe bakarsak değişen bir şey var mı? Yok. Orada biliyorsunuz sıkışma vardı. Kırılmak üzere olan bir trend desteği var. Ve 277'nin aşağısında kaldığı sürece benim için o şey aşağı kırma eğiliminde 269'lar falan, hele de kırılıp da altında kapanışlar gelirse orada 216.5'taki uyumsuzluk, başlayan uyumsuzluk 216.5 dolar aşağısına gelirse ancak temizlenebilir. Dolayısıyla dolar bazında endeks 216.5 aşağısına gelmeden net şekilde borsayla ilgili maalesef henüz iyimser konuşamıyorum ama 277 doların üzerinde kalıcılık bu görüşümü en azından erteler, tekrar değerlendirme ihtiyacı duyarım. Onu da net olarak, not olarak düşeyim. Ama bu esnada işte gıda sektöründe küçük şirketlere ufak ufak yatırımlar yapıyorum. Borsada en azından kendimi korumak için. O açıdan portföy sepetinde bir miktar tabii ki kenara para ayırıp da hala borsada en azından büyük şirketlere gelebilecek ani satışları bazı küçük şirketlerde belki bertaraf edilebilir ama portföy sepetinin çok ufak miktarlarıyla bu tip yatırımları şimdilik başladığımı not olarak düşeyim. Zamanla bu yatırımlarımı arttırırsam sizinle paylaşırım tabii ki. Evet, piyasalarda genel anlamda zor zamanlarda geçiyoruz. Korumacılığa yönelik özellikle bir miktar fizikinin de sizi koruyabileceği dönemlere girdik. Önümüzdeki dönem zor ama ben sizin için burada olmaya devam edeceğim. Yolunuzu ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı, harika günler diliyorum.